Babacığım! Ne? Burası boşmuş! Evdeki tüm tozu silmem gerekiyor. Aman tanrım, bu ses de ne? Büyük anne! Acilen küçük Vicky'ye koşmalıyım, ağlıyor. Tamamdır, dikkatlice. Abla! Kardeşim ağlıyor, ağlama, geliyorum. Ne kadar muhteşem bir pasta yaptım. Alarm mı? Şef! Şimdi birisi aç galiba, çözeceğim. Tatlılar yok ama ben çok açım. Hadi yemek yarışması düzenleyelim. Merhaba çocuklar, uzun zamandır görüşmedik. Peki bu sefer küçük Vicky'miz ne istiyor, öğrenelim. Pancake istiyorum. Yani bence bu çok kolay. Herkes bunu başaracak. Tabii ki. Baksanıza nasıl profesyonelce hamuru yapacağım. Birkaç hareket ve tatlı hamurların pancake'ler hazır olacak. Jill, sen neden oturuyorsun? Tabii ya. Harika bir fikrim var pankeki nasıl yapacağıma dair. Siyah hamura ihtiyacım olacak. Böylece sevgili evcil hayvanımız parkı çizebileceğim. İşte böyle, kulakları var ve kuyruğu. Ve şimdi ise beyaz hamurla boyamam gerekiyor. Ne kadar havalı oluyor. Sanırım sanat pankekimi çevirebilirim. Vay canına, ne kadar güzel. Aferin sana. Büyük anne, böyle yapma. Demek şimdi ben de yemek yapabilirim. Bu renkli hamuru hiç anlamıyorum. Kırmızı, bu ne böyle? Sadece kızarmış klasik pankekleri pişirebiliyorsunuz. Neden buna ihtiyacımız olsun? Attım ve yakaladım. Ve devam ediyorum. Tamamdır, sıradaki. Jill. Ya ama bu Vicky için. Ver şunu bana. Berbat ettin. Tamam, bunu bitir o zaman. Ben de yenisini yapacağım. Bu dağın üzerine bir parça tereyağı koyacağım. Ve biraz da akça şurubu tabii ki. Ne kadar iştah açıcı görünüyor. Büyük anne, harikalar. Hepsini yemek istiyorum. Sen zaten birini yedin açgözlü hırsız. Şef, nasıl olmuş? Ben böyle pankekleri 2 yaşında yapıyordum. Şimdi böylesiyle kimisi şaşırtamayacaksın. Baksanıza bu rengarenk parlak pankeklere ayı şeklindeler. Ve onu sütle doldurabilirsiniz. Meyve reçeli ekleyebilirsiniz. Ve böyle yiyebilirsiniz. Şaheser resmen. Ne kadar her şey çok iyi görünüyor. Bununla başlayacağım. Tatlı köpek şeklinde pankek. Baksanıza, şimdi kendimde köpek gibi oldum. Çok sevdim, çok lezzetliydi. Sevdeki mi? Vay canına, ne kadar güzeller ve parlaklar. Ve bu arada çok lezzetliler. Harika. Bıyıklarım var şimdi sütten. Çok komik. Şimdi ise son pankekler kaldı büyük annemden. Onlara bayılırım resmen. Çabucak tadına bakalım. Evet. Yani büyük annenin pankekinden daha bir şey yoktur. Demek büyük anneni tebrik ediyoruz ve devam ediyoruz. Çocuklar, küçük kız zaten bir şey çizmiş. Bakalım ne istiyor? Dondurmaymış. Tamamdır. Yaparız. Benim de burada lezzetli tazecik tarifim var. Birazcık tazecik çilek alıyoruz, kesiyoruz. Ve sonra ise onu böyle tavaya koyuyoruz. İlginç büyük anne. Sonra ise oraya biraz şeker ekleyeceğiz. Harika. Ve şimdi ocağı açıyoruz. Her şeyi iyice böyle pişirmemiz gerekiyor ve çilek reçeli olacak. Jill, bebeğim, dikkatli ol. Canım benim, dikkatli ol söylemiştim ama sana. Nasıl oldun, iyi misin? Teşekkürler, daha iyiyim. Ve şimdi ise bu reçeli kaseye döküyoruz. Harika olmuş Vicky anne. Ya ben nasıl bir dondurma yapacağım? Brokoli mi? Hayır. Kereviz mi? Berbat.
kusura bakmayın. Bilerek yapmadım. Sadece sebzeler benim için değil. Ama bunu tellatam gereken. Öncelikle onun tadına bakmalıyız. Bayıldım ona. İnanılmaz derecede lezzetli. Biraz daha istiyorum. Ah ya, neden yazık ki her şey Nutella'dan yapılmıyor. Ben de dondurmamı yapmaya devam edeceğim. Süt ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Ve her şeyi bu konteynere döküyorum. Sonra ise buzdolabına. Baksanıza, küçücük dondurucum var tam da. Ben size küçük buzdolabından daha havalı bir şey getirdim. Dondurucuda her şey birkaç dakika içinde donuyor. Şimdi ne yapacağımı biliyorum. Kinder sürprizden çikolatalı yumurtalar ve oyuncağı acıla verebilirim. Al bakalım, oyna. Aa, acaba ne var orada? Vay canım, ne kadar tatlı kedicik. Gözlerini bile açıp kapatıyor. Ablasının kafasını dağıttık. Şimdi ise devam edebilirim pişirmeye. Pema'yı çikolatalı yumurtanın üzerine döküyoruz ve kendimizi spatularla silahlandırıyoruz. Her şeyi iyice karıştırdık ve böyle açıyoruz. Döndürüyoruz. Sarma gibi oluyor ve mükemmel bir kaseye koyacağız. Ve çok güzel görmesi için sıvı azot kullanacağım. Baksanıza bu nitrojene. Ve şimdi ise şurupla ekledik. Harika görünüyor. Ah, benim dondurmam da çoktan donmuş. Şimdi onlardan toplar yapacağız. Ve bir tabağa koyacağız. Ne kadar iştah açıcı. Evli değil mi Jill? Senin dondurman nerede? Dondurma mı? Aynen ya. Ben de tüm Nutella'yı yedim. Ah, şimdi ise bir şey yapmalıyım. Nutella'nın kalanına biraz süt ekleyeceğim. Ve iyice sallayacağım. Tamam Jay. Şimdi her şeyi hızlı dondurma spreyliği ile donduracağım. Aksi takdirde hiç zamanım kalmayacak. Hop ve hazır. Başlayabiliriz. Afiyet olsun. Dondurma. İlk önce bunun tadına bakmak istiyorum. O kadar havalı görünüyor ki. Lezzetli. Awesome. Hiç daha önce böyle bir şey yememiştim. Sıradaki ne? Ne kadar pembe, çok sevdim. Tadı mükemmel resmen. Peki burada ne var? Nutella mı? Havalı. Tadına bakalım. Çikolatalı dondurmaya bayılırım. Çok zor seçim ama şefin dondurması kazanıyor. Sonunda tabii ki bu benim. Teşekkürler. Hey, herkes uyansın. Vicky'den başka birisinin var. Hadi bakalım. Bu kez ben milkshake istiyorum. Sorun değil. Tabii ki yaparız. Yes. Yapıyorum. Öncelikle kokteylim için dondurma gerekecek. Ah, lezzetli milkshake. Tabii ki dondurmadan yapacağız. Biraz ekliyoruz blender'e. Ve sonuna tabii ki süt ekliyoruz. Bizim milkshake'imiz sütten olacak. O yüzden bol bol ekleyeceğiz. Ve tabii ki bir tane daha şey kaldı. Sıvı marshmallow. Bayılırım ona. Tamamdır. En önemlisi her şeyi yememektir. Blender'e ekliyorum ve karıştırıyorum. Jill, tatlım, blender'ı kapattın mı? Oh, hayır. Kafam. Unutmuşum. Büyük anne. Kapat onu. Kapat şunu. Yaşamam şimdi. Oh. Evet, sizden başka bir şey beklemiyordum zaten. Havluyu tutun. Teşekkürler şef. Üzgünüm büyük anne. Gerçekten işlerin böyle gitmesini istemiyordum. Neyse, kokteyl hazır. Demek onu dökebilirim ve süsleyebilirim. Bu en sevdiğim an. Tamam, krem şantiye ihtiyacım olacak. Ve biraz şurup ekleyeceğim. Baksanıza. Sonra ise nört şekeri ekleyeceğim. Ama önce biraz ağzıma koyacağım. Ve sonra ise kokteylin üzerine. Harika. Şimdi pipet ve birkaç marshmallow. Her şey hazır. Hadi çak büyük anne. Oo, şef yakala beni. Oh, özür dilerim büyük anne. İyi misin? Hadi başla o zaman. Okay. Tamamdır. Kokteyl için çikolatalı dondurmaya ihtiyacım olacak. Kaseye bir top atıyorum. Ve sonra biraz süt ekliyoruz.
Ve ayrıca tadı için bir muz ekleyeceğim. Okay. Ah, büyük anne ne oldu? Karıştırmışım biraz. Tamam, şimdi her şeyi karıştırıyoruz. İyice, hızlıca. Ah kızlar, iyice durun yoksa her şey uçabilir. Ah, bu zordu ama başardım. Şimdi ise her şeyi bardağa döküyoruz. Bunu bana torunum hediye etmişti. Süslüyoruz krem jantiyle. Pipet ekliyoruz ve hazır. Şimdi sıra bende. Çabuk hallederim. Kokteylim için sadece bir keçe dondurmaya ihtiyacım olacak. Sonra ise biraz süt ve birazcık tabii ki lezzetli Oreo ekliyoruz. Her şeyi kaseye atıyoruz. Ve karıştırılması için bir cihaza gönderiyoruz. Ve şimdi ise böyle mükemmel çikolatalı yumurta da servis edeceğim. Nasıl bir fikir ama? Evet, havalı olduğunu biliyorum. Üzerini keseceğim ve kokteyli dikkatlice içine dökeceğim. Ve şimdi her şeyi süsleyebilirim. Krema ekliyorum. Ve sonra ise çikolata alıyorum. Bu Snickers olacak. Ambalajını çıkaracağım ve üzerine böylece ekleyeceğim. Rendeledik ve her zamanki gibi harika görünüyor. Pipet ekledik ve hazır. Vay canına, her şey ne kadar güzel görünüyor. Bununla başlayacağım. Leziz. Bu ne böyle, marshmallow mu? Bayılırım ona. Nefis. Sıradaki büyük annemin kokteyli olacak. Evet, o da çok lezzetli. Harika. Ve sonuncusu kaldı. Aa, çok güzel. Ay, tamamen doldu. Of ya, yine de çok kazanıyor. Oley, sonunda.